أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Çok muhterem ve çok kıymetli cemaat-i müslümin, necasetler kısmına bu haftada devam edeceğiz inşallah. Geçen haftaki kaldığımız yerden devam edelim. En son meni hususundaki görüşü söylemiştik. O da neydi? O da meni Hanefi mezhebine göre necaseti galizadandır. Yaş haldeyken yıkanması gerekir. Kuruduktan sonra ovalamak ile necaset özelliği gitmektedir. Ancak kuruduktan sonra ovalanınca necaset özelliği gidince o şekilde namaz kılınabileceğini söyledik. Ancak tekrar ovalanan o yer su ile ıslandığı takdirde necaset özelliği geri gelir. Dolayısıyla temizleme imkanı var iken tamamen temizlenmesi ihtiyat açısından daha güzeldir. Evet. Diğer konu وَالنَّجَاسَةُ اِذَا اَصَابَتِ الْمِرْآتَ اَوِ السَّيْفَ Herhangi bir necaset bir aynaya yahut da bir kılıca isabet ettiği zaman اُكْتُفِيَ بِمَسْحِهِمَا O ikisinin ayna ve kılıcın mesh ile yetinilir. Yani silindiği takdirde ayna ve kılıca bulaşan necaset silindiği takdirde temiz olur. Bima yezulu bihi eseruha. Ne ile onun eserini izale edecek bir şey ile temizlendi, silindiği takdirde o ayna ve kılıçtaki necasetin eserini izale edecek bir şey ile iktifa edilir. Ve mitluhuma kullu sakilin la mesammeleh. Yani yine bu ikisinin benzeri gibidir. Yani hem kılıç hem ayna gibidir. Ne? Cilalanmış olan ve gözeneği olmayan her şey. Yani necaseti içine çekecek şekilde gözeneği olmayan, pürüzsüz olan, yüzeyi olan, cilalanmış bir şekilde yüzeyi olan her şeyde ayna ve kılıç gibidir. Bunların üzerine necaset bulaştığında bu necaseti temizleyecek herhangi bir eşya ile temizlendiği takdirde bunlar temiz olur. Ne gibi? كَزُجَاجٍ وَعَظْمٍ وَاَنِيَةٍ مَدْهُونَةٍ وَظُفْرٍ Cam gibi, kemik gibi, yağlanmış kap gibi ve aynı zamanda tırnak gibi. لِأَنَّهُ لَا يُدَاخِلْهُ النَّجَاسَةُ Çünkü necaset bunlara dahil olmaz. Yüzeyde kalır. Cilalanmış yüzeyde, pürüzsüz olan o yüzeyde kalır. Herhangi bir şeyle orası temizlendiği takdirde necaset anılan şeylerin içine geçmiş olmaz. وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ Ve o maddelerin üzerinde olan şey silinmek ile izale olur. Kısacası şöyle diyelim. İçine necaseti çekmeyecek şekilde yüzü cilalanmış olan, pürüzsüz olan, delikleri olmayan herhangi bir ayna gibi, bıçak gibi, kılıç gibi, cam gibi maddelere, eşyaya necaset bulaştığında bunların necasetini izale edecek bir bez parçası veya herhangi bir şey ile temizlendiği zaman bunlar temizlenmiş sayılır. وَاِذَا اَصَابَتِ الْاَرْضَ نَجَاسَتُنْ Herhangi bir yere necaset, yeryüzüne necaset isabet ettiği zaman
feceffet bişşemsi. Güneş ile kuruduğundan ev nahviha yahut da güneş benzeri bir şey ile kuruduğundan kâle fil cevhara cevherede şu şekilde cevherede musannif rahimahullah şunu söylemiştir. Ettakyidu bişşemsi güneş ile takyid yani kayıt getirmiş olması musannifin güneşi zikretmesi, güneşi söyle yazması leyse bi şartın bunun için şart değildir. Yani illaki yere bulaşmış olan necasetin güneş ile kurumasına gerek yok. Ben lev ceffet mi zilli bilakis gölgelikte şayet kurursa bile fel hükmü kezalik aynı şekildedir. Kısacası yere herhangi bir necaset bulaştığında, toprağa herhangi bir necaset bulaştığında bu necaset nasıl kurursa kurursun fark etmez. Ne şekilde kurursa kurusun fark etmez. hüküm aynıdır. وَذَهَبَ اَثَرُهَا Fakat bu kurumanın şöyle bir şartı da var. Kurumakla beraber o necasetin eseri gitmişse el-eseru eser nedir? El-levnu renk ve't-ta'mu ve'r-ra'ihatu tad ve kokudur. Bu durumda cazeti salatu ala mekaniha o necasetin bulaşıp da eseri gidecek şekilde kurumuş olan toprak üzerinde veya mekanda namaz kılmak caizdir. Namaz kılmak bu durumda caizdir. Velakin la yecuzu teyemmüm minha. Fakat oradan teyemmüm almak ise caiz değildir. Teyemmüm almak caiz değildir. Evet, namaz kılmak caiz olmakla beraber teyemmüm almak caiz değildir. Yani necasetin bulaşmış olduğu bir kiremit olsun, bir taş olsun, bir toprak olsun, buradaki necaset kuruduğunda eseri gidecek şekilde, yani renginden, kokusundan ve tadından bir şey kalmayacak şekilde kuruduğunda orada namaz kılmak caizdir. Ancak oradan teyemmüm almak ise caiz değildir. لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ لِلصَّلَاةِ اَتْتَهَارَ Çünkü namaz için meşrut olan nedir? Temiz olmasıdır. Taharettir, temiz olmasıdır. وَلِتَّيَمُّمِ تَهُورِيَّ Teyemmüm için temizleme özelliği de olması gerekir. Temizleme özelliği de olması gerekir kıymetli Müslümanlar. İşte necaset bulaşıp da kuruduğu takdirde taharet gerçekleşmiş olur ancak tahuriyet gerçekleşmiş olmaz. Yani temizleme özelliği hadesi ekberi veya hadesi asgarı kaldırma özelliği gitmiş oluyor kıymetli Müslümanlar. Ve hukmu acurin mefruşin aynı şekilde döşenmiş bir tuğlanın hükmü de böyledir. Ve şecerin odun yani döşenmiş yine ağaç odun odunun hükmü de böyledir. Ve kele'in kaimine fil ardı kezalik. Yine yeryüzündeki otların hükmü de böyledir. Dik olan otların hükmü de böyledir kıymetli Müslümanlar. Feyadharu bil cefafi bunların hepsi kurumakla beraber yani necasetin eseri kaybolacak şekilde kurumakla beraber bunların üzerinde namaz kılınabilir kıymetli Müslümanlar. Tekrar söyleyelim yeni cemaatimiz geldiği için bir yere bir mekana necaset bulaştığında güneş vesaire herhangi bir sebep ile o necaset oradan kuruyup gittiğinde, eseri kalmayacak şekilde kuruyup gittiğinde örnek verelim. Bir yere çocuk bevletti veya hayvan bevletti.
Orası öyle veya böyle bir şekilde kurudu. Ama kuruduğu takdirde necasetin herhangi bir eseri yok. O bevlin, o sidin orada herhangi bir eseri yok. Ha, bu durumda oranın üzerinde namaz kılınabilir. Namaz kılabiliriz. Ancak orada teyemmüm alamayız. Mesela dediğim gibi toprak üzerinde toprağa bir hayvan bevletti, kurudu. Biz orada namaz kılabiliriz ama hayvanın bevletmiş olduğu orada teyemmüm alamayız. Kıymetli Müslümanlar. Çünkü neden? Teyemmüm için tahuriyet şartı vardır. Temizleme özelliği olması gerekir. Toplanan temizleme özelliği olması gerekir. Hadisi asgarı, hadisi ekberi kaldırabilmesi için toprağın temizleme özelliği olması gerekir. O da kıymetli Müslümanlar, necasetin ona bulaşmaması gerekir. Necasetin bulaşmadığı toprak veya toprak cinsinden herhangi bir taş gibi, tuğla gibi şeyler ile teyemmüm alınabilir kıymetli Müslümanlar. Evet. Mesela gün evimizde eskiden döşeme yapılırdı. Şimdi onun yerine parke yapılmaya başladı değil mi? Mesela parke için de böyle. Parkeye çocuk bevletti. Kurudu. Onun üzerine namaz kılınabilir. Namaz kılınabilir. Herhangi bir sakınca yoktur. Kıymetli Müslümanlar. Evet. Zaten parke üzerinde teyemmüm alınmaz. Çünkü toprak cinsinden olması gerekir. Parkede toprak cinsinden olmadığından dolayı onun üzerinden teyemmüm alınmaz. Evet, şimdi başka bir konuya geçtik. O da fin necasetil mugallazati. Necaseti galiza. Hanefi mezhebine göre necaset iki kısma ayrılmış. Yani necaseti hakikiye iki kısma ayrılmış. Necaseti galiza, necaseti muhaffefe. Şimdi bunların necaseti galiza ve necaseti muhaffefe şekli ayrılmasının sebebi hadis haklarında varid olması, ayet ve hadis haklarında varid olmasının yanında kıymetli Müslümanlar bir de umumi belva prensibince fetva vermişler. Yani insanların işlerini kolaylaştırma prensibi vardır. Umumi belva, İslam hukukunda en önemli prensiplerinden bir tanesidir. İnsanların işini kolaylaştırma anlayışı adı altında necasi galiza ve necasi hafife şeklinde fetva vermişler kıymetli Müslümanlar. Yoksa necasi galizada olan pislik de pisliktir. Necasi hafifede olan pislik de pisliktir. Pislik açısından, mahiyet açısından hiçbir fark yoktur. Ancak işte bir kısmının hafif olması, bir kısmının ağır olmasının sebebi ayet ve hadislerin olmasının yanında umumi belva prensibince, yani insanların işini kolaylaştırma adına verilmiş fetvalardan dolayı bu şekilde ayrılmıştır kıymetli Müslümanlar. Şimdi necasi mugallaza, yani necasi galiza, ağır pislik. Bir de necasi galiza ve necaseti hafife şeklinde ayrılmasının pratikteki sonucu şu. Necaseti galiza olan bir pislik, bir necaset vücudumuza bulaştığı zaman ne kadarı affedilmiştir? Bu açıdan da bu ayrıma gitmişlerdir. Necaseti galiza olan pislik bulaştığında şu kadar miktarı affedilmiştir. Necaseti muhaffefe de ise daha farklı miktar affedilmiştir. Onları inşallah okuyacağız. وَمَنْ أَصَابَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ Bir kimseye necaseti galiza bulaştığında ne gibi? كَدَّمِ وَالْبَوْلِ Kan gibi ve sidik gibi. Min gayri me'kulil lahmi. Ama o sidik öyle bir sidik ki eti yenmeyen hayvanları sidiği. Eti yenmeyen hayvanların sidiği gibi. Yine velev min sagirin lem yad'am. Yemek yemeyen bir çocuğun sidiği gibi. Yani sadece süt ile beslenen veya bir aylık, bir günlük, iki günlük çocuk. Çocuğun da pisliği gibi necasi mugallaza, necasi galiza bir bitiştiğindeki çocuğun bevli de
dışkısı da, ağız dolusu kusmuğu da kıymetli Müslümanlar, Hanefi mezhebine göre necaseti galizadır. Diğer mezheplerde erkek çocuğu, kız çocuğu ayrıma tabi tutuyorlar ve farklı fetvalar veriyorlar. Ama Hanefi mezhebinde kız olsun, erkek olsun fark etmez. Yeni doğan çocuğun ağız dolusu kusmuğu, yeni doğan çocuğun sidiği, ister yemek yesin, ister yemesin, sadece anne sütüyle beslensin, fark etmez. Necasi galizadandır kıymetli Müslümanlar. Vel gâidîm. Yine dışkı. Dışkı. Vel hamri. Ve şarap. Gibi, dışkı gibi, şarap gibi. Şarap, bütün mezheplere göre necaseti galizadır. Yani ağır necasettendir. Özellikle Hanefi mezhebine göre ağır necasettendir. Ama şarabın dışındaki alkol çeşitleri Hanefi mezhebine göre necaseti galizadan değildir. Daha doğrusu necis değildir. Necis değildir. Bu şu demektir. Necis olmamakla beraber içimi haramdır. Mesela bir etil alkol. Hanefi mezhebine göre de içimi haramdır. Bir kimse içemez bunu. Ama vücuda bulaştığında, elbiseye bulaştığında namaza engel olur mu, olmaz mı? Hanefi mezhebi diyor ki etil alkol, yani hamrın dışındaki, şarabın dışındaki bu alkoller necis değildir. Namaz olabilir. Bunlarla namaz kılınmasından dolayı namaza bir engel teşkil etmez demiştir Hanefi mezhebi. Ama diğer mezheplerde aynı hamur gibi değerlendirmiş. Mesela Şafiler hamur gibi değerlendirmiş. Dolayısıyla etil alkol ile de namaz kılmak caiz değildir. Hanefi olan bir kimse diğer mezheplerin bu görüşünü dikkate alarak etil alkol bulaştığı elbiseyle namaz kılmamaya özen göstermesi elbette güzel bir şeydir. Müstahap olan bir şeydir. Güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir. Ancak bununla beraber mesela kolonya kullandık veya işte parfüm kullanılıyor. Deodorant kullanılıyor. Mesela bunlarda etil alkoller var. Bunlardaki etil alkol Hanefi mezhebine göre namaza mani değildir. Namaza mani değildir. Ama bununla beraber temizleme imkanı olan bir kimse veya namaz kılacağı zaman sürünmeden veya bunların sürünmediği bir elbiseyle namaz kılmak, imkanı olan bir kimsenin bu şekilde namaz kılması ihtiyata daha uygundur. Zira diğer mezheplerde bunlara necis denildiğinden dolayı kıymetli Müslümanlar. Şimdi ibadetler konusunda ihtiyat yolunu seçmek gerekir. Yani her ne kadar kişinin mezhebinde müsaade edilse de bir başka mezhepte eğer bununla alakalı mekruhtur, kerihtir, caiz değildir gibi söylemler var ise onların o içtihatları da dikkate alarak onlardan da sakınmak ihtiyatı daha uygundur. Daha evladı, daha güzeldir. Bu sadece Hanefi için değil, Şafii için de böyledir, Maliki için de böyledir, Hanbeli için de böyledir. Bütün mezhepler müntesip olan insanların her biri diğer mezheplerin içtihadını dikkate alarak ihtiyat yolunu seçip o şekilde amel ederlerse çok daha güzel olur kıymetli Müslümanlar. Evet. Kan, eti yenmeyen hayvanların sidikleri, süt çocuğu bile olsa çocuğun sidiği ve dışkısı, şarap gibi necaseti galiza bir kimseye bulaşırsa yine devam ediyor. Ve hur'i tayrin la yezriku fil hevai. Yine kuşun pisliği. Ama nasıl bir kuş? La yezriku fil hevai. Havada terslemeyen bir kuş. Affedersiniz, havada dışkısını yapmayan bir kuş. Havada dışkısını yapan, estağfurullah. Havada dışkısını yapmayan bir kuş. Ne gibi? Kedecacin ve battin ve ivezzin. Yani tavuk, horoz gibi, ördek gibi ve kaz gibi havada uçamayan, havada dışkısını yapmayan, uçamayan, yerde dışkısını yapan kuşların pislikleri de, tersleri de necaseti galizadandır kıymetli Müslümanlar. Kime göre? Yine Hanefi mezhebine göre bunlar da necaseti galizadandır. Evet. Peki bunlardan ne kadarı bir kimse isabet ederse,
miktaru derhemi, dirhemi, dirhem miktarınca isabet ederse elbiseye, namaz kıldığımız yere veyahut da bedenimize, dirhem miktarınca bu saydığımız pisliklerden herhangi bir pislik bulaşırsa yahut da فَمَا دُونَهُ bu dirhem miktarından daha az bulaşırsa جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعْهُ o pislikle beraber namaz caizdir. Yani necaseti galiza da olsa belli bir miktarı vardır. Ona biz dirhem miktarı diyoruz. Ki dirhem miktarını açıklayacak kitabımız. Dirhem miktarı. Bu dirhem miktarı kadar miktarına kadar müsaade edilmiştir. Cevaz verilmiştir. Namaz caizdir. Veya dirhem miktarından daha az ise caizdir. Ama dirhem miktarından daha fazla ise bu pisliklerin miktarı, dirhem miktarından daha fazla ise o zaman namaz caiz olmaz kıymetli Müslümanlar. Şimdi bunun sebebini söylüyor. Tabi bu dirhem miktarı Hanefi mezhebinde var. Mesela Şafiler'de çok az da olsa namaza manidir. Bakın çok az da olsa vücuda pislik bulaştığında namaza manidir. Öyleyse o zaman Hanefi'de ne yapacak? İmkanı varsa bundan sakınacak. Dirhem miktarı kadar olsa bile veya daha az olsa bile temizleyecek, Rabbinin huzuruna tertemiz çıkacak kıymetli Müslümanlar. İhtiyat bunu gerektirir. لِأَنَّ الْقَلِيلَ çünkü dirhem miktarı kadar veya ondan daha az olması لَا يُمْكِنُ تَحَرُّزُ عَنْهُ bu tür şeylerden, bu tür miktarlardan sakınmak zordur, imkansızdır. İmkansızdır. فَيُجْعَلُ عَفَّنْ dolayısıyla bu az olan miktar, yani dirhem miktarı veya daha az olan bu miktar affedilmiş olarak kılınmıştır. Affedilmiştir. Bakın burada kıymetli Müslümanlar ne devreye girdi? Yine insanların işini rahatlatma durumu söz konusu oldu. Evet, belki biz burada pislik konusunda çok pisliğe bulaşmıyoruz ama köy gibi yerlerde, özellikle eskilerde katırların ve eşeklerin çok kullanıldığı yerlerde elbette ki öyle veya böyle bir şekilde vücuda pislik bulaşıyor değil mi? Veyahut da işte bu saydığımız necis şeylerden insanların vücuduna, elbisesine pislik bulaşabiliyor. Bunları temizleme imkanı, bunların hepsi temizleyeceksin dediğimiz zaman insanları sıkıntıya sokabiliriz düşüncesiyle insanları rahatlatma açısından dirhem miktarına kadar müsaade edilmiştir kıymetli Müslümanlar. وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ dirhem. Peki dirhem miktarını neyle takdir ettik? اَخْذَنْ عَنْ مَوْضَ الْاِسْتِنْجَاءِ İstinca yerindeki miktardan alarak diyor biz dirhem miktarını takdir ettik kıymetli Müslümanlar. Evet. فَاِنْ زَادَ عَنِ الدِّرْهَمِ bu dirhem miktarını aşarsa bu pislik لَمْ تَجُزِ الصَّلَاتُ namaz caiz olmaz. Bu durumda namaz caiz olmaz. ثُمَّ يُرْوَى اِعْتِبَارُ الدِّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمِسَاحَةِ şimdi dirhem miktarını açıklıyor. Diyor ki kitabımız rivayet edilir ki mesafe yönünden, yani genişlik yönünden dirhem miktarı şu kadardır denilmiştir. O da وَهُوَ قَدْرُ عَضُ الْكَفِّ فِي الصَّحِهِ sahih olan görüşe göre el ayası kadardır. Genişlik açısından, yayılma açısından el ayası kadardır diyor. El ayası kadardır. وَيُرْوَى مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ şu yönden, ağırlık yönünden de rivayet edilmiştir ki ağırlık yönden şu şekilde itibar edilmiştir. Ağırlık yönden şu şekilde rivayet edilmiştir. وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْكَب۪يرُ الْمِثْبَالِ o da nedir? Yani ağırlık yönünden yoğunluğu büyük miktarıncadır demiştir. وَقِيلَ فِي التَّوْف۪يقِ بَيْنَهُمَا
İki görüşü şu şekilde birleştirmişler kıymetli Müslümanlar. İnnel evlâ fir-rakîkî. İnnel ulâ fir-rakîkî. Birincisinden maksat mai olan, sıvı olan necasetlerde el ayası kadardır. Sıvı olan, Hanefi mezhebine göre sıvı olan necasetlerde el ayası kadardır. Şayet el ayası miktarınca necaset varsa insanın vücudunda veya namaz kıldığı yerde veya elbisesinde şu kadar miktar affedilmiştir. Namaz olur. Ama bundan fazla olursa, bu el ayasından fazla olursa namaz caiz olur. Sıvılarda böyle. Ama bundan az olursa, bu el ayasından az olursa namaz yine caiz olur. Fakat böyle olmakla beraber, yani el ayası kadar olsa ve el ayasından daha az olsa, böyle olmakla beraber yine kıymet Müslümanlar, temizleyip de namaz kılmak evladır. Hatta el ayasına bulaştı, yani miktarı el ayası kadar olduğu halde, temizleme imkanı olduğu halde temizlemeden bu şekilde namaz kılanın namazı tahrimen mekruh. Eğer el ayasından daha az bir miktar, temizleme imkanı olduğu halde temizlemeden böyle namaz kılarsa tenzihen mekruh. Bakın yine kerahiyet vardır. Yani kısacası diyor ki, temizlikten tamamen ari, necasetten tamamen ari ol. İmkanın yoksa bu fetvayı değerlendir. İmkanın varsa temizle. Rabbinin huzuruna tertemiz bir şekilde çık. Ama imkanın yoksa o zaman bu fetvadan faydalan. Evet. وَالثَّانِيَةَ فِي الْكَثِيفِ. İkincisi ise kıymetli Müslümanlar, yani ağırlık açısından dedi ya, dirhemden maksat nedir? Ağırlığı çok olan dirhemden maksat nedir? Katı olan necasetlerde de böyledir. Ve hâdel kavli asahha. Bu kavil ise en doğrudur. Yani katı cisimlerde de bir dirhemden maksat 3 grama yakın ağırlığa sahip olan katı necasetleri ifade etmişlerdir. Yani diyelim ki 1 gram ise bu namaza mani değildir. Mesela insanın vücuduna, affedersiniz, insan gaitası, dışkısı yapıştı. Bu işte 2.48 diyorlar, 3 diyorlar. 3 gramdan biz 3 gram alalım. 3 gramdan daha az ise, kıymetli Müslümanlar, 3 gramdan daha az ise namaza mani değildir. 3 gramdan daha fazla ise namaza manidir. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam, biz böyle bir bistik bitiştiği zaman bunu hassas terazide mi ölçeceğiz, tartacağız? Şimdi fetva net söyler. Fetvaya göre bunlar söylenmesi gerekir. Bu ölçüler belirtilmesi lazım. Ne kadar, yani katı cisimlerde ne kadarı namaza mani olur? İşte adam demiş sana bir dirhem. Onun karşılığı 3 gram. Evet. Ama fakat biz ne yapacağız? Elbette ki kalkıp ölçmeye gitmeyeceğiz. Temizleyeceğiz orayı. Temizleyeceğiz. O şekilde namazımızı kılmaya gayret edeceğiz kıymetli Müslümanlar. وَهَذَا الْقَوْلَ صَحْهُ. Bu kabil ise el ayasından maksat sıvılar, katı yoğunluğu olandan maksat ise katı necasetlerdir. Bu söz ise en sahih olandır. وَفِي الزَّاهِدِ. Zahide denilmiş ki, Zahidi adlı kitap denilmiştir ki, kıyle vel esahhu, en doğru söz budur. Vaktaruhu cemaatun, bu fetvayı bir cemaat tercih etmiştir. Ve huve evla, ki bu da evla olandır. Lima fihi min i'mal rivayeteyni, çünkü iki rivayetle amel edilme olduğundan dolayı me'a münasebeti tevzi'i, iki rivayet ile amel edilip taksimata daha uygun olduğundan dolayı kıymetli Müslümanlar, bu söz ile amel edilmesi daha evla, daha sahih görülmüştür, denilmiştir kıymetli Müslümanlar. Evet, necaseti mugallaza, necaseti galiza. Buraya kadar anlattıklarımızı tekrar özetlemeye kalkarsak, necaset iki kısma ayrılır, necaseti hafife ve necaseti galiza. Necaseti hafife inşallah haftaya anlatırız. Çünkü biraz sonra ezan okunacak, ona girmeyelim. Necaset-i galiza ise kıymetli Müslümanlar ağır necasettir.
Necaseti galize kısmına giren sıvılarda en fazla el ayası kadar müsaade edilmiştir. El ayasından daha fazla ise namaz caiz olmaz. El ayasından az ise namaz caiz olur. El ayası kadar ise de yine caiz olur. Ancak tekrar söylüyorum, temizleme imkanı var iken bunları temizlememek mekruhtur kıymetli Müslümanlar. Temizlemek lazım. Neler necaseti galizaya girer? Ağız dolusu kusmuk, insandan çıkan sidik, gaita, kan, irin, sarı su, beyaz su, bunlar necaseti galizaya, meni, mezi, vedi, bunların hepsi necaseti galize kısmındandır. Yine eti yenmeyen hayvanların devleri, bunlar necaseti galizadandır. Yine eti yenen, uçmayan, karada, affedersiniz, dışkısını bırakan, tavuk gibi, kaz gibi, ördek gibi hayvanların tersleri, necaseti galizadandır kıymetli Müslümanlar. Domuz, necaseti galizadandır. Şarap, necaseti galizadandır. Domuzun her çeşidi necaseti galizadandır. Tüyü, tırnağı, neyi varsa her çeşidi necaseti galizadandır. Köpeğin salyası necaseti galizadandır kıymetli Müslümanlar. Evet, bazı vatandaşlarımız köpek besliyorlar. Güvenlik açısından köyünde orada burada besliyorlar. Ama burada şuna dikkat etmeleri gerekir kıymetli Müslümanlar. Salyası bulaştığı zaman elbiseye, eğer o salya el ayasından fazla ise namaz olmaz. Çünkü köpeğin salyası da necaseti galizadandır kıymetli Müslümanlar. Hayvanların, eti yenen hayvan olsun, eti yenmeyen hayvan olsun fark etmez. Kanları yine necaseti galizadandır. Necaseti galizadandır. Katı cisimlerde ise kendiliğinden ölmüş hayvanlar var. Eti yensin veya yenmez fark etmez. Kendinden ölmüşse, hani murdar diyoruz ya, o tür şekilde ise onların etleri de necaseti galizadandır. Yine insanın, yani insanın kopan eti, insanın kopan eti, o da necaseti galizadandır. İnsanın kopan eti necaseti galizadandır. Bunlar da insan vücudunda bulunduğu takdirde namaza mani olup olmamasının konusunda miktara bakarız. Eğer bir dirhem, yani 3 grama kadar ulaşmışsa namaza mani değildir veya daha az namaza mani değildir. Ama 3 gramdan fazla ise kıymetli Müslümanlar namaza manidir diyoruz. Evet, böylece necaset galiza kısmını da işlemiş olduk. Haftaya Rabbül Alemin nasip ederse inşallah necaset-i muhaffefeyi işleyeceğiz. Tabii bu tür necis şeylerden sakınmak daha kolay olduğu için, yani necaseti muhaffefeye göre daha kolay olduğundan dolayı gerek Allah haklarına ait olması, gerek haklarında hadis olması veyahut da umumi belva prensibince bunlardan sakınmak daha kolay olduğundan dolayı bu tür necasetleri necaseti galiza kısmına koymuş ulema-i izam, bunlardan kaçmak lazım. Tekrar söylüyorum kıymetli Müslümanlar. Her ne kadar necis konusunda namaz kılarken affedilmiş miktar ulema bize söylese de ama en nihayetinde ulema şunu diyor, temizleme imkanı varken temizleyin. Temiz bir şekilde namaz kılın. Yani vücudumuzun herhangi bir yerine kan bulaştığında, mesela el ayasından daha az kan bulaştı bir yerine, hemen ne yapacağız? Orayı temizleyeceğiz, o şekilde namaz kılacağız. Yani bu kadar miktar affedilmiştir, o yüzden ben bu şekilde namaz kılayım değil de temizleyeceğiz, o şekilde namazımızı kılacağız ki ihtiyata uygun budur kıymetli Müslümanlar. Evet, ihtiyata uygun budur. Zira yarın öbürsü gün yaptığımız ibadetlerle muahede olunacağız. Allah yapmış olduğumuz ibadetlere bakar. Hadis-i şerifte buyurduğu üzere Allah sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Rabbul Alemin'in huzuruna Allah Azze ve Celle'ye sunacağımız amellerimizin tertemiz bir şekilde sunmak ve tertemiz bir şekilde huzuruna çıkmak elbette ki bir Müslüman için, bir mümin için en büyük gaye olmalıdır. Evet kıymetli Müslümanlar,
Ve ahir davana enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.